bizim esas temel aldığımız şey, biraz da cası kurma sebebimiz aslında, bir yaşam modeli oluşturmak. Bu yaşam modelini de yaptığımız tiyatro ve yaptığımız oyunculuk eğitimine işaret edebilecek bir yaşam modeli. Çünkü bizim için oyunculukla hayat çok farklı seyreden şeyler değil yani. Çok iç içe, birbirini besleyen ve aslında birbirine göre de tutarlı yürümesi gereken bir şey. Yani sahnede işte oyuncu rol giyilir, çıkarılır falan gibi bir şey değil bizim için. Dolayısıyla bir ortak yaşam modeli üzerine, kolektif bir üretim modeli üzerine kurulmuş bir yapı. Sahne sanatları öğrencileri bir inisiyatif kurmuşlar, bir dayanışma inisiyatifi kurmuşlar. Bu benim daha önce, yani Türkiye çapında yapmışlar bunu. Benim daha önce çok rastladığım, en azından yakın tarihte rastladığım bir şey yok. O yüzden çok sevindirici. Dans, işte tiyatro, başka diğer sahne sanatları bölümü de okuyan öğrencilerin oluşturduğu bir dayanışma. Kendilerini çok güzel ifade ettiler. Neden kurulduklarını, bundan sonra neler yapmak istediklerini söylediler. Tabii bu bir sivil dayanışma aynı zamanda. Bunlar çok değerli Türkiye için, dünya için, hani tarihimiz için. Dolayısıyla oradan da çok umutluyum diyeyim. Yani ileriye yönelik umutluyum diyeyim. Aslında bu söyleşide şimdi onların haberi yok. 3 Nisan'daki söyleşide ben de onlara soru soracağım ve ne yapmak istediklerini tam olarak ayrıntılarıyla anlamak istiyorum çünkü. Güzel bir söyleşi olacak diye umut ediyorum. Ama maalesef sadece bu dayanışmaya üye olanlara açık bir söyleşi olacak. Umarım diğer zamanlarda daha da genişler. Benden başka bir sürü atölye, söyleşi, ders var. Onlar da takip edilebilse çok iyi olur. İleride açık olur herhalde bütün kamuoyuna. Daha iyi olur diye düşünüyorum.